Yukarı Avusturya'nın başkenti Linz'de 10 yıldır telekomünikasyon alanında hizmet veren Star Connect, aynı adreste Star Seyahat Acentası'nı hizmete açtı. Star Connect artık Star Seyahat Acentası olarak da hizmet verecek. Hep sebep sordum, kalbimi hep yordun, beni yaşarken boğdun. Dünyanın her yerine uçak bileti bulabileceğiniz Star Seyahat Acentası, müşterilerin her türlü talebini anında çözüm buluyor. İş adamı Vedat Karakuş, 10 yıldır aynı adreste bulunduklarını ve seyahat acentası talebi nedeniyle böyle bir işletme açmaya karar verdiklerini söyledi. Efendim şu an Humboldt Şase 48'de Star Rise Büro'dayız. Efendim sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Vedat Karakuş. Beni aslında herkes Linz'de telefoncu olarak bilir. 10 yıldır telefon ve elektronik branşta çalışıyorum. 2000 yılından beri buradayım, aynı adresteyim, Atış Binemin yanında. Şu anda yaklaşık bir 2 haftalık bir yeni bir branşta, Rise Büro branşında başladık. 2 haftadır daha yeni bir Rise Büro açtık. Türkiye uçuş biletleri, gemi biletleri, işte otobüs biletleri, bu gibi çalışmalarımız olacak. Bu alanda yeniyiz, yeni başladık. Allah hayırlısını versin, bu şekilde başladık, bakalım. Efendim bu işe nasıl girmeye kararlaştırdınız? Şimdi Linz'de şimdiye kadar çok az bir Rise Büro var. Bir tanesi burada, bir tanesi havaalanında olduğu için iki tane. İnsanlar gelip buradan bu caminin yanındaki Türkler için hemen bulunan bölgedeki bölgenin verdiği, ortamın verdiği bir avantajı kullanmak amacıyla düşündüm. İnsanlar gelip buradan Rise Büro soruyorlar. Hep Rise Büro şurada, ikinci lambadan sola, üçüncü lambadan sağa, yok havaalanı derken artık dedik ne yapalım, bunu kendimiz yapalım. İnsanlar buradan sağa sola göndereceğimize, buradan insanlar gelip bizden sordukları zaman hemen buyurun biletiniz diyelim. Yani burada insanları sağa sola göndereceğimize, yoracağımıza hizmet edelim ve para kazanalım. Tabii sonuçta da gördük, iki hafta içerisinde maşallah yani bayağı bir bilet de sattık. Bundan sonra da inşallah daha iyisi olur. Karakuş, uygun bilet almanın yollarını da mikrofonlarımızla paylaştı. Peki efendim, müşteri potansiyelinden memnun musunuz? Müşteri potansiyelimiz zaten cep telefonu dükkanı olarak. Burada bayağı bir müşterimiz var, tanıdık çevremiz var. Bunun yanında işte dediğim gibi içeriye gelen müşteriye en azından bilet de satabilirsek, bilet soran müşterilerimize aynen bilet de satarsak burada bir şekilde olur. Şu anda ilk iki hafta içerisindeki sattığım biletlere bakılırsa ben bayağı memnunum, yani gerçekten iyi. Peki efendim, buradan Türkiye'ye gidecek olan, eğer bilet almak isteyen vatandaşlarımıza burada mesajınız var mı? Ne yapmaları gerekiyor? Kısaca bir bilgi verir misiniz? Şu anda gördüğüm kadarıyla bizim insanlarımız bilet alırken saatleri karıştırıyorlar. Saat 6 dediğimiz zaman sabahın 6'sı. Akşam bileti 18 ise adam sabah 6'yı o akşam 18'de karıştırıyor. Bu gibi saatlere, ondan sonra uçağın kalkış saatinin bir saat önce orada olmaya, ondan sonra hangi hava yolları, uçak numarası, biletin üzerinde yazan her şeye mutlaka dikkat etmelerini isterim ben. Bunlara eğer dikkat edilirse yanlış anlaşılmalar ortadan kalkar. Yazılı olarak biletin üzerinde hepsi yazıyor. İnsanlarımız bunlara dikkat ederlerse mağdur kalmazlar. Tabi mağdur kalan yolcularımıza da biz kendi privat numaramızı bile veriyoruz. Yani gece 24 saat diyor. 12'den sonra 24 saat hizmetinizdeyiz. Yani 12'de de 1'de de arasa biz tabi yardımcı oluyoruz. İnsanlarımızı yolda bırakmıyoruz. Biliyorsunuz buradan Türkiye'ye giden insanlarımız baya zorluklar yaşıyorlar. Yani 2 hafta 3 hafta tatil yapacağım diye baya bir zorluklarla karşılaşıyorlar. Peki efendim, izni kararlaştırmış olan vatandaşlarımız neler yapmaları, ne yapmaları gerekiyor? Biletlerin en geç ne zamana kadar almaları gerekiyor? Biletlerini eğer ne kadar erken alırlarsa o kadar iyi. O da şundan dolayı, bilet ne kadar erken alınırsa daha ucuza alınır. Yani 3 ay sonra yapılacak bir tatil için bugünden bilet alınırsa daha ucuza alınır. Yani ama son zamana bırakılırsa, biletler satılıp bilet kalmazsa veya az kalırsa fiyatlar yükseliyor. Yani en son biletler, diyelim ki şimdi Ağustos ayında tatil yapacak bir vatandaşımız için şu andan bilet alması daha iyi. Ama ay Ağustos'un 10'unda 15'inde tatil yapacak birisi Temmuz'un sonunda ya da Ağustos'un başında bilet almaya kalktığı zaman en azından 300-500 euro fazla verecektir bilete. Yani ailece gidecekse 300-500 euro fazla verecektir. Bunun önüne geçmek için biletler önceden alınırsa, en azından rezervasyonları yapılırsa, bir ön ödemeler yapılıp biletler ayrılırsa daha iyi olur. Buna dikkat edilirse daha tasarruflu uçulur.